Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle farklı bir video çekeceğiz. Konumuz bu gördüğümüz olduğunuz traktörümüzün örtüsünü yenileyeceğiz arkadaşlar. Geçen videolarımızdan biri de arkadaşlarımız bu örtümüzün artık hiç kullanacağı kalmadı, parça parça oldu. Şimdi bunu burada yapan bir arkadaş buldum, ben dün görüştüm kiliste. Gidip ona işte hem beden hem çamurluklar hem de koltuk hepsine bir takım yaptıracağız traktörümüze. Bunlar da mazot varillerimiz arkadaşlar. Bu sene biraz istifledik. Ama emin olun mazotu ucuza aldığıma şu anda sevinemiyorum. Şöyle bir traktörümüzü çalıştıralım. Yaklaşık bir aydan beri ilk marşı basacağız. Işığımız bir sönsün. Bakalım nasıl çalışacak. Evet. Haydi Kuban. Hı. Ya bismillah ya Allah. Şu robotu bırakacağız arkadaşlar. Şehrin içinde gideceğimiz yer. Oradan da sizlere görüntü alacağım. Şimdi ben iyi seyirler diliyorum. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir harap oldu arkadaşlar. Artık değişmekten başka bir seçeneğimiz kalmadı. Traktör de dediğim gibi yaklaşık bir aydan beri yatıyor arkadaşlar. Hiçbir iş yapamadık. Yoğun bir şekilde kar yağdı memlekede. Çok şükür çok güzel oldu. Şimdi bunu orada da size gidince video görüntüleri alacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey var, Türkiye'nin çoğu bölgesinden sosyal medya üzerinden ben bu brandayı yapanlara ulaştım. Ama uçuk fiyatlar söylediler. Yani 800 liradan, 700 liradan, 800 liradan 1100-1200 liralara kadar fiyat aldım. Sonra gittim, burada vardı benim eski bir, hatta bu traktöre ilk örtümü de o arkadaş yapmıştı. Onun yanına gittim, buradan da 400 lira fiyat aldım arkadaşlar. Ama elinde ölçü yok. Traktörü götürüp ona göre yaptırmamız gerekiyor. Traktörün üzerinde ölçüye göre. Orada şey var oğlum, plastiği bitir de. Hele şunu tut Yavuz, gel. Şöyle uzağa git, geniş açıdan al beni. İş bunu çıkarmada Yavuz. Zaten çok da bir gereği kalmadı ya. Daha kildırıyor. Hı? Kildırıyor daha. Belgeselde. Bunu şey yapalım. Şuraya kapının önüne çekip şuna bir su tutalım. Bu çünkü pis. Yeni örtüyü de kirletir. Bakılmaz. Şu tohumu alalım oraya bir yere koy. Evet, ustamız bu arkadaşlar, burası da dükkanı.
Bu kumaşı dik rengi atmıyormuş. Bir de kalın. Şöyle göstereyim size, kot kumaşı. Yani traktör kırmızı. Bu da biraz açık rengi olsa biraz iyi olurdu ama. Neyse bu olsun ya. Burada gördüğünüz gibi bizim heybe dediğimiz arkadaşlar, traktörün ya da hayvanınızın, atınızın, merkebinizin üzerine attınız. Şöyle göstereyim, şeyler de var. Hatta şurada örnekler de var, bakın. Motosiklet olur, işte dediğim gibi hayvan olur, traktör olur. Onda mı şimdi? Ama işte burada ağır lastik kullanacağım. Burada cırt koyacağım. Cırt değil. Ha, arıyor oğlum ha. Ha bak. Şundan şunu ne yapacağım? Birleştireceğim, cırt koyacağım. Tamam. Anlatabildim mi? Ha, o kapı da açılıyor ya, ayrı ya. Bağımsız. Şimdi. Şimdi şöyle gelsin bak. Abi. Sen mi yapmışsın? Sen bunu nasıl gelmişsin arkadaş? Zeytine gittik ya bundan. Daha kötüydü. Biraz su mu tuttum evde? Şuraya bir cep at bize. Atacağım. Sen bunu atar mısın? Sen bunu atar mısın? Yok, oraya elimin altı olsun. Kalemi yatırım mı? Şehir dışına da yapıp gönderiyor musunuz mu? Traktör çadırı, motor çadırı. Şehir dışına gönderim yapıyorsun. Arkadaşlar, Mehmet abinin internet sayfası da varmış. Mehmet Çadır, parça çadır. Parçacı çadır diye internetten de ulaşabilirsiniz. Ben zaten açıklama kısmına numarasını da bırakacağım Mehmet abinin. Her türlü çadır imalatı. Araba çadırı, piknik çadırı, gölgelik, tenta. Bunun ilk çadırını sen yaptın abi. Öyle mi? He. İlk daha sıfır aldığımızda sen yaptın. Ben 7 seneden beri bu işi yapıyorum kardeşim. Biliyorum, bizim traktörlerin de babam buraya getirdi rahmetli. 47 senelik yemeğimiz bizim. De ben sana internetten ulaşamadım. Yani çok aradım. Parça çadır imalatı. Çadır yazdım zaten, kiliste çıkar. Bizim dükkanın fotoğrafı da çıkar. Şurada bir tane parça var öyle. Burası meşhur odun pazarımız bizim arkadaşlar, kilisin. Çok tarihi. Ayrıca bizim için kutsal olan bir yer. Şurada bir şehidimiz var. Şu anda yakınlaştıramadım. Bakın şurada. Şehidimiz var. Çünkü çok burada şehit. Cebi şuraya yapalım ya. Cebi ön tarafa yapalım abi ya.
Ha şuraya yap ya. Oraya yapın. He. Orada elimin altında olsun. İçine bardak falan koyuyorum. Küçük oldu o zaman yani. Çok. Bak ne kadar sığıyorsa o kadar yap ya. Oranın boyutuna göre yapın. He. Telefon falan o. He he. Çok çok işimize yarıyor o. Şuna gideceğim onlar. Bık. Makas koyuk, bıçak koyuk. Buraya lastik koyacağım. Ben onun sağlam tarafını yapacağım. Yani buraya yapıştıracağım. Ondan sonra koyacağım. Bunu takmayacak. Şimdi yapacak şeyini. Buraya şey yapıyorsun. Lastik. Evet. Oraya cırt yapıyorsun. Sen bunu al götür. Ben buna başlıyorum. Şuradan ben bu kumaş getirdim. Bir. 2 metre 10 santim ben kumaş kestim. Kokurtacı Sait Usta'ya gidiyorsun abi. Sait Usta. Hangi blokta yeri? Kilise bakıyorum bu tarafa. Patoğlu lastikçi var. He yanında. Biliyorum. Orada benim önderdiğimi söyle abi. Bu tarafa lastik önder buraya aynı. Şuradan şablonla alır kendini. Tamam mı? Aynı uzatır. Yapar. Ondan sonra da benim lastiğimi örtüyü takarsın. He örtüyor ondan sonra takarız yaptıktan sonra. Burada da balıkçımız var meşhur arkadaşlar. Zaten kilise iki tane birisi burada. Şu motorlar heybeleri falan mı şey yaptı? Söyledim bunları. Gel şu daha şeyi de kesek kağıtsın. Böyle bir çamurluk geldi ya. Kolay çamur. Şuna kapatmadın mı? Şöyle bir işitliğe çıkın. Şuna bak. Şurada demir var. Ve kafasını. Bak. Bak. Kanal yerini açtı mı? Ezbere yapıyorum maşallah Mehmet Usta ya. Vallahi. Güzel hocam bak diyorum. Biz bunu çamurken dağma ya. Dağmıcı. Yazık değil mi şimdi? Bu dikicik kalıcı bu. Çamurluklar yapıldıktan sonra bu takılıcı. Lan lamba kesecek mi? Önce şu lambayı bırak şuna bak. Bak lamba girmeli var. Bırak. Şuradan almayacağım, arkadan alayım. Şöyle aldım. Bu tarla tipi mi bahçe tipinde? Yani. Bu tarla ya. O zaman böyle tarla bahçeye fazla yakın değildi biliyor musun? Bahçe aslında işime de yaramıyor. Çünkü kendi işler var o küçük tarla. Bak şöyle kestim ama ondan sonra. Şimdi ne bu? Zaten belli ama. Ben örtüye geldim. Aha bak diyorum. Evet. Ben örtüye geldim. Şimdi bu bir taneden ikisini birden mi yapmış oldun? Tabii iki tanesi. İkisini birden ölçüsünü almış oldun. İçerik. Evet. Gel de bak şuraya. Tabii canım.
tek parça traktör olsa gidir de parça traktör olur. Bak, şu tarafıma gel lan. 100 çeşit var şu anda. Her günde çıkıyor daha maşallah. Ya bu bir de fıstığın altına giriyor ya. Fıstığın dalı da sert. Çok iyi şey yapıyor. Hey aşırı bir hele bir yanına yakaladığımı cart deyin yırtıp atıyor. Olmaz işte. Bol olan yerlere hep böyle. Abi. Tamam biçmesi. Bir tane de likralı kumaştan buna tekli koltuk yap Mehmet. Bu sündürmez bunu. Likralı kumaştan. Tamam oğlum bana bak gel gel. Al onu kemerin boyu. A kemeri, en kemeri. Şimdi ne olur sen şimdi gideceksin mi? Ben gideceğim mi? Yok buradayım ben. Tamam. Kumaşa çadır alıp gideceksin yani. He. Otur o zaman. Ben şehir tarafına gideyim. Oraya bugün gidemem yalnız. Neyse sen şey ettiğin zaman git baba. He oraya müsait oldu mu giderik. Evet. Yo ben zaten sen numaranı alacağım. Evet o. Az gevşeder hemen olsun. Tamam. Durum var. Şurada daha şey olur. Bak. Şey. Orada lastik var mı bunda? Ha, var ya. He, o da öbür tarafın. Bu koltuğunki tamam mı? He, o tamam. Bu Mehmet ustam şöyle öne doğru gelme yapıyor. Bunu nasıl yaparız? Nereye? Üstüne oturuyorsun ya. Seninle beraber bu yüz beriye geliyor. Şuraya bir tane şey atalım abi. He, oradan her bir şey ata bağlantı gelinler. Bir de şey diyeceğim sana Mehmet ustam. Şura bir tane daha at. Çünkü buna dal geçtiği anda bunu alır getirir. Önden. Geçiyor geçiyor. Şöyle daralır da. Bak şöyle daraldı mı? Suyu yedi şey mi? Geçilmez yazık. Şimdi burası şimdi geçtiğiniz zaman kafadan geçmez bu. Şimdi biz bunu böyle geniş yaptığımız için geçti. Yoksa geçmez. Allah Allah. Abi geçmez abi. Bu egzoz beyler mi yoksa şöyle dönüyor mu? Bu egzoz dikiliyor da. Ha dikiliyor. Bunu şey yapacak yalnız bu altı aya inici. Aşağı aldıracağım. Bak şimdi. Ama bunu abi böyle yapalım. Evet, örtümüzün bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Şu yan çamurluklar takmadık. Onların
işlem var yapılacak. Ondan sonra takacağız. O da burada. Bunlar da dikildi yine. Bak şimdi. Evde uçaklar ağır şurasını. Ya da içi patatesinden şöyle. Bu şekilde her şeyler ettik mi? İnden diktik mi olur? Öyle mi dek? Ya çamurlu yaktıktan sonra çeksem bunu. O zaman da çekecek. O zaman da çek güzel. Evet, o zaman da. Bak çamurlu yaktığında da şöyle ısı versin. O alttan sacı var, sacıdan beri ayrı. Sacı da doğrudur. Sacı doğru ya, sacı yayılmış. Bunu var ya, bunu komple söküp çıkarır, sacı doğrudur, ondan sonra bunu bindirip yapacak. Bak ona başlarken şuradan başlasın ha. He, yapar onu. Şuradan başlasın, altına yerleşirsin bunu. Öyle tepsi kimi gelir. Hatta şu sacı uzanırsa bırak onu, daha iyi olur. Diyorum sacı da uzat. Gerçi sacı da uzunmuş, sacı da kestik biz. He, sacı da uzunmuş. He. Benim senden numaram var. He. Oraya git sana yetinirim. Beni ara. Ben amma onu arayayım. Sizi buluştururum orada. Tamam. Orada gerekeni sen yapsın. Tamam. Evet. Bitmiş hali. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi şu çamurlukları takmadık. Bunların hem bunda hem diğer tarafta kırık var. Artı şu egzozu da altı indireceğiz. Onların da yine videosunu çekerim. Zaten buranın çadırın da takılı halini görürsünüz. Dediğim gibi ben Mehmet Usta'nın arkadaşlar dükkanı burası zaten. Kilis'te olanlar bilir. Odun pazarında. Numarasını paylaşacağım sizlerle. Hatta şöyle kartını göstereyim size. Yine altta da yazarım. Bakın burada numarası var. Altta açıklamalar ya da ilk yoruma yazarım. Oradan da ulaşabilirsiniz kendisine. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Dükkan burada. Görüşmek üzere. Diğer bir videoyla görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.